Şöyle yani biz geçen yılda Hamdi kapsamında aslında önderliğe özgürlük, Abdullah Öcalan'a özgürlük Kürt soruna çözüm hamlesi ekseninde Jinjiyan Azadi ile kadın devrimine yürüyoruz hamlesini paralel yürüttük Avrupa Kürt Kadın Hareketi olarak. Bu yılda gene aynı ekseninde Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt soruna çözüm ekseninde Trajan Roje hamlesini yürüteceğiz. Şimdi farklılık şu açıda özellikle belirtmek istiyorum. Yani geçen yılki hamlede biz Kürt Kadın Hareketi olarak, Avrupa Kürt Kadın Hareketi olarak birçok etkinlik, panel, seminer, gene konferans, gene toplantı, halkla buluşma ve benzeri birçok eylem ve etkinlikler yaptık. Bunun paralelinde yürüyüş ve mitingler de, gene standlar ve benzeri etkinlikler de gerçekleştirdik. Şimdi bu yılda hamle ikinci bir şey katmak istiyoruz. Aslında hamlemizin amaçlardan bir tanesi Önder Apo'nun etrafında buluşma ve kilitlenme olarak da adlandırıyoruz bu hamleyi. Biraz daha büyütme, biliyorsunuz özellikle erkek egemen sistemin, gene kapitalist sistemin kadınlar üzerinde yürütmüş olduğu 5000 yıla varan bir savaş gerçekliği var. Bu savaş gerçekliğinin en somut göstergelerinden bir tanesi aslında. Kürt kadınları bunu çok daha derin, kendi coğrafyasında özellikle Orta Doğu kadınlar açısından da insan bunu belirtebilir. Çok daha derin yaşıyorlar. Yani sadece savaş, göç politikaları, soykırım politikaları, gene imha, inkar politikaları, kültürel soykırım politikaları, gene fiziksel katliamlar aslında kadına dönük taciz, tecavüz olarak da adlandırdığımız birçok şeyle kadınlar karşı karşıya kalıyor. Tabii özellikle Kürt Kadın Hareketi açısından şunu belirtmek önemli sanırım. Kürt Kadın Hareketi şu temelde aslında özellikle Orta Doğu açısından önemli hareketlerden bir tanesi. Sadece Orta Doğu açısından değil, aslında Avrupa genelinde de, gene Latin Amerika, Afrika boyutuyla da Kürt Kadın Hareketi giderek gelişen hareketlerden bir tanesi. Tabii bu gelişimin sebeplerden bir tanesi Önder Apo. Önder Apo olarak Kürt Kadın Hareketi'nin gelişim seyrini ele alıyoruz. Özellikle 50 yıllık mücadeleyi göz önünde bulundurduğumuzda, değerlendirdiğimizde Kürt Kadın Hareketi'nin aşamalar olarak da ifade edebileceğimiz, aslında aşama aşama geldiği, büyük bedellerin ve acıların yaşandığı bir tarihsel gerçeklikten bahsediyoruz. Aslında yani yoktan var etme olarak da ifade edebiliriz. Özellikle Önder Apo Kürt kadının aslında mevcut gelişim seyrini, değişimini, gene şu an işte bahsettiğimiz sistemde özgür eş yaşamdan tutalım işte eşit temsiliyete kadar birçok boyutuyla, gene jeoloji boyutuyla da bunun mimarlarından bir tanesi. Dolayısıyla hamleyi bu kapsamda başlattık ama hamlemizin en önemli amaçlarından bir tanesi önderliğimizin üzerindeki fiziksel aslında tecridi, soykırımı kaldırmak. Yani bir hamlenin esas amaçlarından bir tanesi önderlik üzerindeki fiziksel soykırımı kaldırmak. Biliyorsunuz sadece İmralı'da başlatılan soykırım politikaları şu an sadece Kürdistan'da değil, aslında Orta Doğu'ya da yayılmış durumda. Bu soykırımı kaldırabilirsek, aslında mevcut soykırımı, tecridi kırabilirsek, mevcut Orta Doğu'da gene kadına dönük saldırıları da, yine Orta Doğu'da aslında barışın sağlanabileceğine de inanıyoruz. Bu anlamda mutlak tercihin kaldırılması, yani var olan tercihin kaldırılmasına dönük eylem ve etkinliklerimiz sürecek. Yani bir dizi eylem ve etkinliklerimiz var. İşte yıl boyunca yapacağımız bunların içerisinde hem yürüyüş mitinglerimiz var, hem konferanslarımız var, hem de aslında önderliği halkla buluşturma en önemli noktalarımızdan bir tanesi. Ev ev, sokak sokak dolaşarak aslında herkesle de iletişim kurarak aslında önderliği anlatmak, önderliğin paradigmasını, kadın ekseni paradigmasını anlatmak esas amaçlarımızdan bir tanesi. Bunu yaydıkça aslında tecridi kırabileceğimizi, soykırım politikalarını kırabileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla hamlemizin en önemli ayaklarından bir tanesi önderliği halkla buluşturmak, halka önderliği anlatabilmek. En temel ayaklardan bir tanesi bu hamlenin.